Yay burcu ve yükselen burcu yay olanlar. Mayıs 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 30 Nisan tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Mars 5. evinizde Koç burcunda transitine başlayacak. Bu transitle beraber enerjinizi hayattan keyif aldığınız aktiviteler harcadığınız bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Sportif aktiviteler, kutlamalar, eğlenceler, tatiller, hobiler neşenizi yerine getirebilir. İlişkilerde tutku, cinsellik, romantizm duygularını tetikler. İlişkisi olmayanlar için hızlı başlayan yeni bir aşkın habercisi olabilir. Hamilelikle ilgili süreçler ya da çocuklarla ilgili gündemler oluşturabilir. Çocukların yarışmalara katıldığı ya da herhangi bir rekabetinde elini güçlendirecek şekilde ona destek çıkmanız gereken durumları da gösterir. Yaratıcı çalışmalar, hobiler, sahne sanatları ile ilgili alanlarla ilgili yeni bir işin ya da projenin de habercisi olabilir. Yapılan işlerde ivme yakalayabilir, yükselen bir başarı grafiği ortaya çıkartabilirsiniz. Dijital paralar, altın, borsa, kumar gibi alanlarda büyük risklerden kaçınmak gerekir. Mevcut yatırımlar varsa bunlarla ilgili yükselişi tetikleyebilir. Olumsuz manada zorlu bir kombinasyondaysa ilişkilerde kıskançlık ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ebeveyn ve çocuk arasında tartışmayı işaret edebilir. Acele kararlardan uzak durup bencil tavırlardan kaçınırsanız elbette yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek de daha kolay olacaktır sizler için diyebiliriz. Hemen sonrasında ise 8 Mayıs tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi 18 derece Boğa burcunda ve sizin 6. evinizde. Bakın 6. ev çok kalabalık görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Arkasından başka bir transit daha gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yeni ay çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Yeni aylar biliyorsunuz yepyeni başlangıçları temsil ediyor. 6. ev konuları üzerinden hayatınıza giren yepyeni bir başlangıcınız var manasına geliyor sizler için. Fakat bu böyle... Burada görmüş olduğunuz yakın temas halinde Uranüs olduğu için aniden ortaya çıkan bir durumu anlatıyor. Size de sürpriz olabilir ya da sizin hamleleriniz başkalarını şaşırtabilir bu anlamda. Ve bir de burada Jüpiter'in olması bunun şanslı bir şekilde hayatınıza gireceğini gösteriyor. Aynı zamanda Venüs'ün olması daha rahat ve kolay bir şekilde bu başlangıcı yapabileceğinizi gösteriyor. Ve biliyorsunuz 6. ev bizim çalışma hayatımızı, iş hayatımızı da ilgilendirdiği için burada belki de işinizle alakalı daha çok para kazanacağınız bir iş manasına gelebilir. Ya da iş koşullarınızla alakalı daha rahat, daha konforlu bir alana geçiş yapabileceğinizi gösteriyor. Özellikle iş koşullarınızla alakalı yapacağınız bu yeni başlangıç sizin için olumlu manada güzel etkiler barındırıyor diyebiliriz. Şimdi hepsinden tek tek bahsedelim. Şimdi 6. ev dedik ki burada bir yeni durumla karşı karşıya kalacaksınız. Ne olabilir? Farklı konu başlıkları da var 6. evin çünkü. 6. ev az önce de bahsettik. Bir kere bizim çalışma hayatımızı, çalışma ortamımızı, çalışma arkadaşlarımızı temsil eder. Ve iş koşullarındaki değişiklikleri, o maddeleri, anlaşmadaki o maddeleri temsil eder. Bunlarla alakalı yeni bir gündemimiz var manasına geliyor. Belki bazılarınız şube değiştirecek ya da iş yerine yeni birisi gelecek ya da farklı bir görev ve sorumluluk üstleneceksiniz ya da yeni bir işe başlayacaksınız manasına gelebilir. Özellikle yeni işe başlayacaksanız bakın Uranüs de dediğim gibi yakın temas halinde gerçekleşeceği için Uranüs sizin 3. evinizin yönetici gezegeni olduğu için kardeşlerinizin yardımıyla yeni bir işe başlama ya da komşularınız ya da kardeş gibi gördüğünüz kişiler ya da lise çevrelerinden lisedeki arkadaşlarınızın yardımıyla yeni bir işe başlayabileceğinizin habercisi olabilir. Bunu belirtelim parantez içerisinde. Ama işle alakalı neyle alakalı başlangıç yapacaksanız bakın istediğiniz bir yer, daha böyle rahat edeceğiniz bir yer ya da daha çok para kazanacağınız bir alan ya da daha iyi anlaşacağınız bir çevrenin habercisidir. Burada Venüs olduğu için özellikle Venüs diplomasiyi daha
karşılıklı birbirini daha iyi anlamayı, parayı temsil eder, aşkı da temsil eder. Dolayısıyla hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız iş yerinden tanıdığı birisiyle yeni bir aşka yelken açabilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Hem 5. evin tetiklenmesi, bahsedeceğim arkasından 7. evde tetiklenecek. Dolayısıyla böyle bir etkiyi de anlatabilir. Özellikle iş çevrelerinden tanıştığınız kişilerle alakalı yeni bir aşkın habercisi de olabilir. Bu yeni ay sizler için. Bunun dışında diyet, fitness gibi yeni bir uygulamaya başlayabilirsiniz. Ya da sağlığınızla alakalı, özellikle kronik sağlığınızla alakalı yeni bir tedavi olabilir. Özellikle boyun ve boğaz bölgesiyle alakalı bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bunu gösterebilir. Yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz. Yeni evcil hayvanlarınızla alakalı yeni bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Ya da komple düzeninizin değiştiği bir yeni başlangıcı da gösterebilir. Yani görev ve sorumluluklarınız vardır. İlla çalışmak durumunda değilsiniz. Evinizde de alakalı olabilir. Bunlarla ilgili yeni bir düzen değişikliği olabilir. Ya da burası bizim emrimizde çalışan kişilerle alakalıdır. İşte yöneticiyseniz sizin altınızda çalışan kişiler ya da patronsanız sizin emrinizde çalışan kişiler vesaire. Bunlarla ilgili yeni birisini göreve alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Dediğim gibi ya da komple iş yerinize yeni birisi işe girebilir. Bunu da gösterebilir. Aynı zamanda ama dediğim gibi çok güçlü görünüyor etkiler. Hemen arkasından Merkür'ün de buradaki transitiyle beraber burada her neyse bu yeni gündem arkasının geleceğini somut net bir şekilde ortaya çıkacağını gösteriyor. Yani havada kalmayacak. Arkası gelecek. Bunun belgesi olacak, imzası olacak manasına gelir. Çok net bir şekilde tekrar altını çizelim. Evet, şimdi Merkür'e de değinelim. Hazır bahsi geçmişken. Sonrasında da 15 Mayıs tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Merkür'de 6. evinizde transitine başlayacak. Burası oldukça kalabalık gördüğünüz gibi. Mayıs ayı boyunca 6. ev konuları en önemli gündeminiz olacak diyebiliriz. Şimdi Merkür'ün geçişiyle beraber kısaca özetleyecek olursak. Hizmet ettiğinizde de aldığınız kişi de kurumlarla ilgili yeni kararlar, yeni görüşmeler ve yeni anlaşmaların ortaya çıkması manasına gelebilir. Çalışma arkadaşlarınızın, çalışma ortamınızın ve iş koşullarındaki yönetmeliklerin değişimi ve bunlara dair yeni imzaların atılması. İşinizi ilgilendiren bir eğitim almak, görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmede kullanacağınız bir iletişim cihazı ya da ulaşım aracı satın alma. Sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet, fitness gibi uygulamalarınızla ilgili kontrollerin yapılması, yeni kararlarla yeni uygulamaların başlatılması, günlük programın yeniden düzenlenip yeni bir rutin oluşturulması, evcil hayvanlarınızın durumu ve hijyen koşullarınızın yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gibi durumları tetikleyebilir. Buradaki Merkür'ün transiti bir kez daha belirtmiş olalım. Aynı zamanda hem burada Venüs'ün olması hem de Merkür'ün az önce belirtmiş olduğum gibi yine iş yerinizde beğendiğiniz birisiyle o ilişkiye ilk adım atma, tanışma ya da duygularınızın itirafı gibi bir durumu da tetikleyebilir. Aynı zamanda ve yine söylüyorum yeni bir işe başlamak ya da yeni bir şubeye geçmek, yeni bir göreve getirilmeniz vesaire gibi manaları da gelebilir. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Hemen sonrasında ise bir dolunay gerçekleşecek sizin burcunuzdan. Görmüş olduğunuz gibi 2 derece 54 dakikada yaklaşık 3 derecede diyebiliriz. Dolunaylar biliyorsunuz kapanış etkisi yaratır. Sizin hayatınızda çok önemli bir kapanış yaşayacaksınız manasına geliyor. Bazı kişide durumları komple hayatınızdan çıkarabilirsiniz bu dolunayla beraber. Ya da daha önce başlattığınız bir üzerinde çalıştığınız bir projeniz vardır. Onu artık bitirip finalize ettiğinizin göstergesi olabilir. Tekrar ediyorum. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek bu dolunay 2 derece 54 dakikada yaklaşık 3 derecede Yay burcunda gerçekleşecek ve dediğim gibi bir kapanışı gösterecek. Detayına baktığımızda sizin yönetici gezegeniniz yani Yay burcunda gerçekleştiği için Venüs'le kavuşum halinde görüyoruz. Bakın 29 derecede Boğa burcunda. Dolayısıyla yine bu dolunayın konusu 6. evle bağlantılı bir şekilde çalışacak ve aynı zamanda aşkı ve parayı ya da
karşılıklı anlaşmayı gösteren bir konu üzerinden bir durumu tamamlıyorsunuz, bir projeyi noktalıyorsunuz manasına geliyor. O yüzden çok çok önemli. Bu rutin hayatınız, işte iş hayatınız ya da parayla ilgili meseleler vesaire daha çok bunlar üzerinden olabilir. Ya da bu bahsetmiş olduğum, yani imajınızla alakalıysa eğer, ki birinci evde gerçekleştiği için ya da güneş burcunuzda, direkt bunları da çalıştırabilir. İmajınızla alakalı ya da beslenme şeklinizle ya da sağlığınızla alakalı bir döngünün sonunda olabilirsiniz. Yani atıyorum, kronik sağlık problemlerinizle alakalı sürekli problem yaşadınız, artık bu tedavinin bitirilmesi. Ya da beslenme şeklinizden memnun değildiniz, artık onun noktalanıp kendinize bir çeki düzen verip beslenme ile alakalı yeni bir döngüye geçirilmesi, eski döngünün kapatılması. Evcil hayvanlarınızla ilgili yine olabilir. Ya da bütün işte diyet, fitness gibi uygulamalar, yani dış görünüşünüzü ve sağlığınızı ilgilendiren bütün konular üzerinden bir kapanışı, bir döngünün kapatılması gibi bir süreci etkileyebilir. Ya da iş ve iş koşullarınız, bütün görev ve sorumluluklarınız, bulunduğunuz iş ortamı, iş arkadaşlarınız, işle alakalı koşullar, o anlaşmayla alakalı bütün konu başlıkları üzerinden bir sürecin noktalanması manasına gelebilir aynı şekilde. Dediğim gibi daha çok bunlar üzerinden görünüyor. Fakat yine Venüs işin içerisinde olduğu için, özellikle çalışma çevrelerinden böyle bir ilişkiniz varsa vesaire, bunlarla alakalı bir durumun, bir döngünün kapatılması manasına da geliyor. Bunu da ifade edebilir aynı zamanda. Eğer öncesinde varsa bir ilişkinin, bunun artık sonlanması manasına da gelebilir. Eğer sorunlu bir ilişkisi hayatınızda, bunu da gösterebilir. Aynı zamanda Uranüs burada olduğu için, özgürleşmeyi de temsil ettiği için, sorunlu işlerinizden, sorunlu işte burada varsa ilişkilerinizden ya da sorunlu beslenme şekliniz ya da kronik sağlık sorunlarınızdan özgürleşmek, artık bu döngüleri kapatmak, daha iyisine adım atmak manasına gelebilir. Bu dolunay bir kez daha belirtmiş olalım. Hemen sonrasında 20 Mayıs tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Güneş 7. evinizde İkizler Burcu'nda transitine başlayacak. Bu transitle beraber odağınız artık 7. ev konuları olmaya başlayacak. 7. ev konuları üzerinden destekleneceğiniz, daha güzel bir döneme adım atıyorsunuz. Odağınızda 7. ev konuları olacak diyebiliriz. Hemen sonrasında 23 Mayıs tarihinde Venüs'te, bakın, 7. evinize geçiş sağlayacak. Dolayısıyla çok önemli. Önce Venüs 7. evde neler getiriyor, buna bir bakalım. Sonrasında çok önemli bilgiler aktaracağım. Venüs 7. evde evliyseniz eşinizin ve aile üyelerinizin arkadaşlığından keyif aldığınız bir süreci gösterir. Eşinizle aranızdaki uyum ve çekimin arttığı zamanlardır. Mevcut ilişkiniz varsa evlilik, söz, nişan kararı gelebilir. Bekarsanız aşk hayatınız canlanabilir. Romantik bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Dış görünüşüne önem veren, zarafet sahibi, uzlaşmaya yatkın kişiler daha çok ilginizi çekecektir. Yakın olduğunuz biri aracılığıyla potansiyel bir eşle tanışabilirsiniz. Bu kişinin mesleği hukuk, sanat, ticaret ya da danışmanlık gibi alanlarla ilgili olabilir. Eşiniz, ortaklığınız ve sosyal ilişkilerde küslükler varsa uzlaşıp barışabilirsiniz. Ticari ilişkilerinizi geliştirmek, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapmak için ideal zamanlardır. İster kişisel, ister ortaklık üzerinden olsun, bütün ilişkilerinizde denge ihtiyacınız artacak, müzakereler ve uzlaşmalar ön plana çıkacaktır. Karşı tarafın farklı yönlerini tehdit olarak algılamak yerine güçlü yönleriyle işbirliği yapıp kendinizi büyütmeyi hedefleyeceksiniz bu transitle beraber. Hemen sonrasına geçelim, vakit kaybetmeden. Şimdi bakın, 25 Mayıs tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Jüpiter 7. evinizde İkizler Burcu'nda transitine başlayacak. Burası çok önemli, bakın. Ve yaklaşık 1 yıl boyunca burada transitine devam edecek. 9 Haziran 2025 tarihine kadar yaklaşık olarak Jüpiter burada kalacak diyebiliriz. Şimdi bu ay sizler için, özellikle hayatında ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için, ilişkiler anlamında çok önemli başlangıçların olacağı çok özel bir zaman diliminde olacaksınız. Hem burada
Mars'ın transiti. Mars biliyorsunuz Koç burcunun yönetici gezegenidir. Dolayısıyla en güçlü olduğu pozisyonda 5. evinizde Mars. Ve aynı zamanda burada Kuzey Ay düğümü de var. Görmüş olduğunuz gibi. Kuzey Ay düğümü de biliyorsunuz zaten yeni başlangıçları, kadersel gelişen yeni başlangıçları ve burada yapılan başlangıçların bundan sonraki kadere tesir edeceğinin göstergesi. Hem burada 5. evin tetiklenmesi bu şekilde kadersel etkilerle hem de hem Venüs'ün hem Güneş'in 7. evinizdeki transit arkasından sizin yönetici gezegeniniz şans, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter'in 7. evinizdeki transitinin başlaması özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için kadersel bir ilişkiye adım attıkları bir dönemin başlangıcında olduklarını söyleyebiliriz. Venüs aynı zamanda burada biliyorsunuz terazi burcunun yönetici gezegenidir. Aynı zamanda burada transit halinde Güney Ay düğümü de olduğu için yine karmanızda bağlantılı kişilerin karşınıza çıkabileceğini ya da geçmişte tanıdığınız birilerin karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Yani yine kadersel etkiler sizin için tetikleniyor diyebiliriz. O yüzden ilişkiler adına özellikle burada verilecek olan kararlar bundan sonraki süreci, bundan sonraki hayatınızda nasıl gelişmeler yaşayacağınızın habercisi olacak. Bu yönde verdiğiniz kararlar bundan sonraki kaderinizi etkileyecek diyebiliriz çok net bir şekilde. Bakın Venüs'ün transitinden bahsettik az önce. 23 Mayıs itibariyle dedik ki burada transitine başlayacak. Yaklaşık olarak 17 Haziran tarihine kadar Venüs İkizler Burcu'nda transit halinde olacak. Burada hem sizin yönetici gezegeninizin burada olması hem de Venüs'ün burada transit halinde olması özellikle belirtmiş olduğum bu tarihlerde ilişkiler anlamında çok önemli başlangıçlar, çok önemli gelişmeler yaşayacağınızın habercisidir. Dediğim gibi hem 5. evin tetiklenmesi hem 7. evin tetiklenmesi özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için yeni bir ilişkinin başlaması manasına gelebilir. Mevcut ilişkiniz varsa yine evlilik, söz, nişan ya da o nikah akdinin tamamlanması, imzalanması manasına da gelebilir. İlişkisi olanlar da bir adım atacak. Ya ailelerin tanışması ya sözlenmek ya dediğim gibi o direkt nikahla ilgili adımın imzanın atılması ya da düğün gibi bir merasimin de göstergesi olabilir. Ve aynı zamanda eşin hayatıyla alakalı çok şanslı bir döngüye geçiş yaptığınızın da habercisi olabilir. Ya da ilişkilerle ilgili problemler yaşıyorsanız burada bakın özellikle şunu söyleyelim. Az önce bahsetmiş olduğum gibi ilişkilerle alakalı kendinizi değerlendirdiğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Ben ilişkilere nasıl yaklaşıyorum ya da nasıl problemler yaşıyorum? Bundan sonra nasıl davranmalıyım? Sizin yönetici gezegeninizin 7. evde olması kendinize karşı kaştan bakıp burada bir fikir elde edeceğinizin göstergesi. Yani kendinize kaştan bakıp görme deneyimi yaşayacağınızın habercisi çok önemli. İlişkilerle alakalı çok önemli kararlar alacaksınız. Bu yönde kendinize daha somut bir şekilde, daha objektif bir şekilde bakıp değerlendireceksiniz. İlişkilerle ilgili önemli fikirleriniz, önemli kararlarınız olacak diyebiliriz. Bu hem evlilik hem de diğer hayatınızda bulunan kişilerle alakalı. Bazılarınız ise bu dönemde bu ilişkiye ya da evliliğe ya da ortaklığa devam etmeme kararı alabilir. Yine bu dönemde daha kendini özgür hissetmek, rahat etmek adına böyle bir döngünün habercisi de olabilir. Özellikle kurtulmak istediğiniz bir ilişkinin içerisindeyseniz bu ilişkiden özgürleşmek manasına da gelebilir. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi Jüpiter'in belli başlı etkilerinden bahsettik ama daha detaylı öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu 7. ev geçişiyle alakalı ben yıllık burç yorumlarında bahsetmiştim tek tek. Orada anlattığım için tekrar değinmeyeceğim. İzlemen arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Oradan bakıp erişim sağlayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bunun yerine ben çok daha detaylı bu videolardan sonra bir video çekip yayınlamayı düşünüyorum. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Biliyorsunuz Merkür İkizler Burcu'nun yönetici gezegenim. Burada dispozitör konumunda
Jüpiter olduğu için özellikle Merkür'ün transitleri çok önemli olacak. Merkür haritanızda nerede konumlanmış? Merkür ne zaman hangi burçta transit halinde olacak? Burada gezegenleriniz varsa ikizler burcunda Jüpiter sizinle alakalı ne gibi şans ve fırsatlar sunacak? Bunlara dair çok detaylı bir video çekip yayınlamayı düşünüyorum. Onu da mutlaka bu videodan sonra yayınladığımda izlemenizi tavsiye ederim. Evet, genel olarak bu şekilde, dediğim gibi özellikle ilişkilere dair problemler yaşayan arkadaşlarımız varsa barışabilecekleri, bunu da ekleyelim. Venüs anlaşmayı, barışmayı da temsil ettiği için burada geçmişle alakalı küslükler yaşıyorsanız bunlarla barışabileceğinizin de göstergesi. İlişkiler adına çok güzel bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkisi olmayanlar için yeni ilişki, mevcut ilişkisi olanlar için evlilik, söz, nişan ya da direkt nikah ya da tanışma, kurtulmak istediğiniz ilişkilerden, ilişkilerle alakalı kurtulma, o mahkeme süreçlerinin başlatılması ya da küs olduğunuz ilişkilerle alakalı barışma, orta yolu bulma manasına gelecek sizler için. Yine ticari ilişkileriniz, ortaklıklarınız, aynı evli paylaştığınız kişiler ya da eşinizin hayatıyla alakalı problemler de yaşıyorsanız bunlarla alakalı şanslı güzel etkiler yaşayacağınız bir döngünün içerisinde olduğunuzun da habercisidir. Özellikle de dediğim gibi bu 23 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında bir kez daha belirtmiş olalım. Evet, genel olarak bu şekilde aktaracaklarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.